Of, çok güzelsin bak. Tane bebek burada bu da. Ay maşallah. Dur. Şimdi biraz plajı göstereyim ben size. Gördünüz mü? Şu karşısı biraz önceki plaj. Hani oraya girmemiştik oraya zaten. Girmeye gerek yok. Buradan da görülebiliyor. Burayı göstereyim biraz. Mesela bu da Sinop'un plajlarından bir tanesi. Şehir merkezinde. Buralar çok yürüyerek gelinebilecek mesafede. Bakın deniz ne kadar temiz. Şöyle göstereyim. Deniz o kadar güzel ki. İnsan girmemek için kendini zor tutuyor. Bakın şu karşısı, şurası eski kumsal plaj diye geçiyordu. Tam onun bu tarafındaki yer Öztürkler Plajı diye geçiyordu. Şimdiki ismini değişmiş isimler tabii. Ama daha çok orası çadırlara yönelik olmuş. Diğer taraf otelin plajı. Şu tam karşısı Beyaz Ev, Mobil. O Diyozan Otel var. Sonra o tarafa doğru gidiyor. Şeye doğru. Gerze tarafına doğru. Şöyle göstereyim. Denizi göstereyim ben size. Burası da Ayşe Plajı. Şöyle biraz. Şöyle göstereyim. Bakın. Akşamda tabii burada müzik oluyor. Canlı müzikler falan yapılıyor. Bakın. Gördünüz mü? Sabahlar denize kimse yok. İnsanlar genelde erken denize girmeyi tercih etmiyorlar. Aslında erken girmek daha güzel. Deniz çünkü çok daha temiz oluyor. Şöyle biraz. Şöyle göstereyim biraz daha şöyle ileri kadar. İşte yani akşam orada müzik dinlemek için tercih edilebilir. Güzel de bir mekan. Şöyle. Artı var burada. Güneşleniyor. Deniz plaja gelmiş. Sinop Ayşe Plajı. Aynı zamanda da Ayşe Kafe var. Akşamlarda müzik yapılıyor. Şöyle göstereyim genel olarak. Şöyle. Müzik yapılan bir mekan. Çok eski de bir yer. Yıllardır var. Ben bildim bileli var. 90'lardan beri yalnız. Öncesini bilmiyorum ama. Sabah denize kimse gelmemiş. Haftarası olduğu için herhalde. Hepsini ben
fırsat buldukça bütün plajları göstermeyi düşünüyorum. 2 ay boyunca. Yaz bitene kadar. Şey var, su denizi var. Yani Sunova geldiğinizde düşünebilirsiniz. Şöyle yavaş yavaş. Çıkarsa şöyle göstereyim. Gerçekten de güzel yer. Yani yolumuz düşerse ulaşım da çok kolay. Merkezde bir yer burası. Çok yakın. Şehir merkezinde. Hatta yakınlarda bile kalıp hemen aşağı inilebilecek plajlar bunlar. Şehir merkezinde. Şehrin burası güney tarafı. Güney kısmı. Buranın denizi genelde böyle çok dalgalı olmaz. En fazla dalga bu şekilde oluyor. Hani şöyle çok dalgalı girilemediği gün olmuyor. Öyle söyleyeyim size. Çok tehlikeli de değil. Hiç, şimdiye kadar hiç burada boğulma vakası ben hiç duymadım. Yani doğduğum büyüdüğümden beri. O yüzden güvenli. Özellikle aileler için. Küçük, şirin bir plaj. Şöyle son kez gösterip buradan doğru devam edelim. Şimdilik bu kadar. Şimdi burasını böyle böyle göstermiş oldum. Şöyle bir genelde göstereyim size. Tepeden. Buradan doğru da yavaş yavaş çıkışını göstereceğim. Ben farklı bir yerden geldim. Şöyle göstereyim. Şurada. Şurası yukarısı kışın şey olan canlı müziğin yapıldığı barı. Şöyle şuradan geçelim. Bu etrafından çıkalım. Şimdi yavaş yavaş çıkalım. Yavaş da böyle. Ben çünkü öbür taraftan geldim. Otoparkın olduğu yerden, farklı bir yerden geldim. Yazıyor. Hello, merhabalar.
Neyse olsun. Burası da barı. Şöyle şuradan yavaş yavaş şöyle gidelim. Artık çıkabiliriz. Yeteri kadar gösterdiğimi düşünüyorum. Dağ çıkışı çok da şirin, güzel bir yer, ağaçların arasında. Doğal güzelliği olan bir yer yani. Şöyle göstereyim. Gördünüz mü? Biraz tepeden göstereceğim şimdi. Bakın. Beautiful. Thank you so much. Şöyle yukarıdan göstereyim, daha net görürsünüz. Bakın denizin temizliğini. Burası Sinop Ayşe Plajı. From Sinop, Türkiye. Sinop merkezinde çok güzel plajlar var yürüme mesafesinde. Bakın buradan da denizin ne kadar temiz olduğu görünüyor. Yavaş yavaş gidelim. Şuradan şu açıdan da göstereyim. Ağaçların altında. Şimdi yavaş yavaş gidelim. Şöyle. Şimdi burası çıkışı. Burası şurası. Bu restoranı eskiden. Yakışın tabii burası açık oluyor. Yazında plaj ve aşağıda büyük ihtimalle. Burası çıkışı. Buradan yavaş yavaş devam ediyoruz. Şehir merkezine doğru gidelim. Buradan çıkacağız. Şehir merkezine doğru yürüyeceğiz. Çok da güzel zakkum çiçekleri var. Onlar kokuyor. Sıcakta daha çok böyle yoğun bir koku var. Çiçek kokusu. Şöyle de göstereyim. Şimdi yavaş yavaş şehir merkezine doğru gidelim. Ne? Tekne gibi bir şey. Antik şeyler de var burada. Heykeller falan. Şöyle göstereyim ben size. Şimdi burada
şehir merkezine doğru yürüyelim. Çok güzel. Böyle ağaçların altında harika bir yer. Bakın çok büyük ağaçlar var.